Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda insanlara adil kullanım kotası hakkındaki fikirlerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Hep beraber gelin izleyelim. Ya bence son derece saçma bir şey. Hani neden hızı azalıyor ki? Yabancı ülkelerde hiç azalmıyor. Adamlar tam gaz devam ediyor. Yani internet gibi bir şeyin hiçbir şekilde sınırlandırılması, hızını düşürmesi güzel bir şey değil bence ya. İnternete yalnız olan ülkeler en gelişmiş ülkeler oluyor. Bu da bir tesadüf değil. Ne düşünüyorum bu konuda? Sınırsız olarak aldığımız internetin sınırlı hale dönüşmesi bizi rahatsız ediyor. Bence internet hakkının özgür olması gerekiyor. Yetkililerin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum. İnternet hakkının özgür olmasını istiyorum. Katılmayı düşünüyorum, evet. Yani duyarlı bütün haklarının buna duyarlı olmasını istiyorum. Herkesin de katılmasını istiyorum. Ben de bu duyarlılığa katılacağım, imzalayacağım. Sizin de dediğiniz gibi şimdi oyun indirmek isteyenler yani ne olursa olsun kısıtlanıyorlar. Buna engel olarak kullanılmaması, yani engellenmesi lazım böyle şeylerin. Ben de karşıyım buna. Vallahi bence çok yanlış bir şey, yani bu kaldırılması gereken bir şey. Çünkü adil kullanım kotası, herkes bunu şey olarak kullanamaz ki. İşte interneti sınırsız olanlar var ya da kotalı olanlar var. Bence bu kaldırılması gerekiyor. Yani en mantıklısı o. İmza kampanyasına da destek veriyorum. Katıldım. Onu görmüştüm, katıldım. Ben ediyorum, arkadaşlarım falan zaten hep bu şekilde katılmaya yönelik. Zaten onlar bana söyledi. Ben de onların sayesinde yaptım. Ben de bu çevremdekileri teşvik ediyorum. Yani bence kaldırılmalı. Çünkü ben sonuç olarak oraya belli bir para ödüyorum. Kitinet kullanıyorum. 70 milyon para ödüyorum. Ve bir süreden sonra bunun hızı düşüyor. Hem ben araştırdığım şeyleri bulmakta zorlanıyorum. Hem de kullanan küçük kardeşim de bunlarda zorlanıyor. Ve biz interneti bir süreden sonra, 20 gün geçtikten sonra kullanmıyoruz. Hızından dolayı kullanamıyoruz. Bu sefer de telefonlara yöneliyoruz. Telefonları kullanıyoruz. Yani o şekilde bence imza kampanyası nerede düzenleniyorsa katılmak isterim. Çünkü bir sürü firma bu şekilde, hani Titinet olsun, Süper Online olsun, hepsi aynı şekilde. Yani o yüzden bence kaldırılmalı. Yani gereksiz buluyorum açıkçası. Çünkü istediğim gibi interneti kullanmalıyım. Bu çağda internet üzerinden her şeyimiz, biliyorsun. Tüm dünyamız internet oldu. Şimdi zaten 10 megabit internet kullanıyoruz. Altyapı da belli zaten. Çok yavaş sürüyor bu. Bir de AKK girdiği zaman araya bayağı düşüyor. İndireceğimiz şeyler zaten 10 GB'ın altında değil. Bunu indirmek de 2-3 gün sürüyor. Doğal olarak isyana giriyoruz biz de. Aynen, katıldım. En son ben katıldığımda 42 bin falandı galiba. Hepimiz zaten şikayetçiyiz bu konuda, ama şöyle de düşünüyorum, hani Türkiye'de altyapı belli, bunu herkese yüksek hızla verirlerse bayağı sorun olur. Bana öyle geliyor yani. Bence adil kullanım kotasının acilen kalkması gerekiyor. Çünkü kullandığımız internetin zaten şimdi nanoteknoloji çağında olduğumuz için 50 GB gibi komik veya 25 GB gibi komik bir rakam kesinlikle hiç kimseye yetmiyor. Evet, imza attım Change.org'da. Yani 300 KB da download hızı için çok düşük bir rakam. O yüzden bence değişmesi gerekiyor. Adil kullanım kotası hakkında Titinet'i yıllardır kullanıyorum. Bazı nedenin ona, bazı markalardan daha iyi olduğunu düşünüyorum Titinet'in. Fakat evet, bu kullanım kotası düşüyor sonuçta. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor bir şekilde yani. Biraz daha nedenin ona insaflı olmaları mı? Ya da biraz daha yardımcı olmaları gerekiyor diyeyim. Bunun destekleriz tabii ki, bakarım. Ama bu yeterli olur mu? Olabilir, desteklemek gerekiyor bence de. Doğru söylüyorsun. Ya abi, baktığın zaman şimdi adil kullanım kotası diyorlar. Bana kalırsa bu hiç adil değil. Sonuçta biz bir para veriyoruz, limitsiz diye alıyoruz. Hani ekstra bir para veriyoruz. Limitsiz almayanlardan bir farkımız olması lazım. Ki adil diyorlarsa bunları kendilerinin sağlaması lazım bize. Çünkü limitsiz diye satıyorlar. Hani benim internetimin yavaşlaması çok anlamsız bir şey. Gerçeği geçtim, ben zaten 20 megabit diye aldım. Maksimum 3'e çıkabiliyorum. Hani ki bunun yanında bir de belli bir indirmeyi tamamladıktan sonra hızım düşecek. Ya daha ne kadar düşüreceksin zaten? Sen bana vaat ettiğini vermiyorsun. Ya üstüne bir de adil kullanım kotası diye hızımı düşürüyorsun. Ya genel olarak zaten Türkiye'de bunun altyapısı, bunun çalışmaları çok kötü. Yani internetimiz zaten yarısı sansür. Hani diyecek bir şey yok. Ya tabii ki katılmak istiyorum yani. Benim haberim vardı Change.org'dan. Duymuştum geçen senelerde falan, şu YouTube'un kapatılmasından, Twitter'ın kapatılmasından sonra falan duymuştum. Şimdi yine gireceğiz. İnternet
internet kısıtlanmamalı. İnternetten çok fazla dizi film izliyoruz. Ayın 15'inden sonra bu kullanım kotası düştüğü için çok duraksıyor. İzleyemiyoruz. İnternet özgür olmalı. Sosyal medyada çok fazla kısıtlanıyoruz. Bunları da söyleyebilirim sanırım. İstiyorum, imza kampanyasına katılmak istiyorum. Yani benim şöyle bir beklentim olurdu. Hani sınırsız kota kullanıyorsam sınırsız megabit hızında da olmalı. Yani ben ayın ilk haftasında atıyorum 5 megabit hızında kullanıyorsam ayın son gününde de 5 megabit hızında kullanmak isterdim. Ama öyle değil maalesef. Yani düşüyor hızlı gitgide her şey. İkinci hafta, üçüncü hafta, hafta hafta düşüyor. Bence de öyle olmalı. Çünkü yani insanlar yani özellikle bunu hatta alırken söylemiyorlar kotasını atıyorum. Yani siz alıyorsunuz işte sınırsız diyorsunuz ama başta 15 megabit hızındayken sonra 10 megabit hızına düşeceğini söylemiyorsunuz. Yani küçük hani bankaların kredi faizleri olur ya, küçük kartlarla küçük yazılır ya, onun gibi bir şey oluyor bu da. Bir nevi aslında tüketiciyi kandırma gibi bir şey bu yani. Yanlış yani. Yani adil kullanım kotası kesinlikle adil bir şey değil, onu söyleyebilirim öncelikle. Ne kadar çok para verirsen o kadar çok kullanırsın gibi bir durumumuz var. Sen çünkü limitsiz paranı veriyorsun. Ama istediğin kadar interneti kullanamıyorsun. Hem yani limitsiz olarak ismi geçiyor ama değil, ben adil bulmuyorum. İmza kampanyasından şu an haberim oldu. Genellikle sizi takip ediyorum ama denk gelemedim. Katılırım, kesinlikle katılırım. Vallahi hocam şimdi bu adil kullanım kotası falan filan bence gerçekten çok saçma. Çünkü internet altyapıyla alakalı bir şey. Herhangi bir fiziksel gideri yok, bir şey yok. Yani siz bu altyapıyı koyduktan sonra istediğiniz kadar verebiliyorsunuz. Ama belli bir fiyatlandırma falan filan olduğu için bunları bize vermiyorlar. Bence çok saçma. Ayrıca hani sadece YouTube'dan video falan filan izleyerek de o internet bitiyor yani. Hani geçtim bir şeyler indirmeyi. Yani hepimiz açıyoruz 10 tane 20 tane video izliyoruz yani. Yapacak bir şey yok buna. Bitiyor yani internet. Tabii canım yani gece müzik dinleyeceksin, YouTube'da video izleyeceksin. Onun dışında bir oyun bir şey olduğu zaman mesela hani sadece kaçakçılık olarak değil de PlayStation'a hani bir tane oyunu alıp CD'si olarak indirdiğiniz zaman 60 GB 70 GB sadece buna bile yetmiyor. Yani bence adil kullanım kotasının olmaması lazım. Yani internet özgürce kullanıma açık bir şey olması lazım. Zaten özünde öyle bir olgu olduğu için daha konuşmayayım ben, yeter. Evet arkadaşlar, adil kullanım kotası hakkında insanların fikirlerini aldık. Sizin de gördüğünüz gibi fikirlerin çoğu adil kullanım kotasının kalkması yönünde. Eğer siz de bu kampanyayı yani kalkması yönünde fikriniz varsa change.org'dan bu imza kampanyasına katılmayı unutmayın. Bizi ekrandaki adreslerden takip etmeyi unutmayın. Başka bir röportajda görüşmek üzere, hoşça kalın.